Arkadaşlar merhaba, ben Üç Doğucan. 80 günde Türkçe kampı 57. gündeyiz. Aman yarabbim, 60. günde 3 gün sonra anlam bilgisi kampımız başlıyor. Hemen kitabımızı hatırlatalım. Bu kitaptan gideceğiz. Ben size satır satır gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ne var ise sözcükten ve cümlede anlama dair ne varsa anlatacağım. Hemen anlatımlarım ardından o kitaptan size şu testleri çözün tarzında ödevlendirmeler yapacağım. Bazen ben de oradan sorular çözeceğim. O yüzden lütfen takip edelim. Anlam bilgisi kampına mutlaka katılalım. Çok şey değişecek. Çünkü sözcükte ve cümlede anlamı bildiğiniz zaman paragrafı çok daha iyi anlayacaksınız. Yani paragrafın temelini atacağız. Zaten ardından 100 örnek serisi, 100 örnek kampı, sonrasında da zaten paragraf kamplarım gelecek inşallah. O zaman uzattın hocam. Haydi 57. günde ne var? Anlatım bozukluğu uygulamaları var. Anlatım bozukluğu uygulamaları çok aman aman lazım değil ama hemen size şunu söyleyeyim. 15 tane örnek var arkadaşlar. Tam 15 örnek, 10 üzeri yapmanızı istiyoruz. Beklentim bu. Yani saygı duyulacak aralık ya da en iyisi falan değil. Bayağı bildiğin 10 üzeri sizden net beklentim. Hiçbir açıklama yok. Net. 10 üzeri yapalım artık bunu. Hadi başlayalım. Onunla fikirlerimiz arasındaki ayrıcalık günden güne büyüyor. Siz zaten videoyu durdurdunuz. Tek tek baktınız bu cümlelere. O yüzden ben cümleyi okuyup seri bir şekilde cevabını söyleyebilirim. Ayrıcalık değil arkadaşlar. Ayrım olacak. Sebebini söyleyemeseniz de, yani yanlış anlamda sözcük kullanımı falan filan gibi sebebini söyleyemeseniz de anlatım bozukluğu olan kısmı işaretlemeniz yeterli olur arkadaşlar, doğru yapmanız için. Tamam, burada bir sorun var. Ya şu sözcük sanki sıkıntılı demeniz bile doğru kabul etmeniz için yeterli. Bir de bir. Devam. Onun yanına aşağı yukarı tam 3 gibi gideceğim diyor. Şimdi bir taraftan aşağı yukarı var değil mi? Yani böyle bir kararsızlık. Bir tarafta tam diyor. İşte çelişen sözcüklerin bir arada kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu. Devam 3. Çok tablete baktığı için gözlerini kırpıyordu diyor. Şimdi bir öksürüğün hakkını verelim. Yani çok tablet değil de tablete çok baktığı için olacak. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Eyvallah hocam. Geldik 4. örneğe. Ne diyor hocam 4? Öğretmenini çok seviyor. Bir şeyler soracakmış diyor. Öğretmenini çok seviyor. Öğretmenine ya da ona bir şeyler soracakmış. Dolaylı tümleç eksikliği. Devam. Şiirlerini Farsça dilinde yazıyordu diyor. Şiirlerini Farsça dilinde. Farsça zaten Fars dili demek. Yani Çağçe, Arapça Arap dili, Türkçe Türk dili falan filan. Yani ya bu Çağçe zaten dil anlamına geliyor. Bir şey dili. Dil kelimesini kullanmam burada gereksiz. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu. 6 numaradayız. Sıcaklığın sıfırın altında -3 derece olacağını söyledim. Bakın yine gereksiz sözcük kullanımı. -3 derecedeyse anlayacağız zaten -3'ün sıfırın altında olduğunu. Bir de burada sıfırın altında demesi anlatım bozukluğudur. Devam hocam. Fidan ekiyor ama büyüyeceğinden emin değil diyor. Ya fidan ekilmez Allah rızası için. Dik dik. Dik ya fidanları. Fidan dikiyor ama tohum ekilir, fidan dikilir Allah rızası için. Yanlış anlamda sözcük. Devam. Geldik 8'e hocam. Bakalım neler olacak. Ekmeğin ücretinin ne olduğunu sordu. Bu ekmeğin ücreti ne kadar? Bakın dikkat arkadaşlar. Ücret değil, fiyat demeliydi. Ekmeğin fiyatı, arabanın fiyatı, evin fiyatı değil mi? Ücreti olmaz. Ücret bir hizmetin karşılığıdır. Fiyat bir ürünün değeridir. Doğal olarak burada bir hizmet yok. Ekmek var ortada yani. Birisinin bir hizmeti olur. Ne kadar hocam dersin ücreti değil mi? Ya bir ders olur, ne bileyim bir araba yıkar, bir şey yapar adam. Ücreti ne kadar dersin? Emeğinin karşılığı anlamında değil mi? Hizmetin karşılığı olarak kullanılır bu. Devam! Notlarını okuyunca dikkatli olduğunu gördü diyor. Bismillah! Bulanın alnından öpmek lazım. Tam bir soru işareti. Notlarını okuyunca dikkatli olduğunu gördü. Senin notlarını okuyunca mı, onun notlarını okuyunca mı? Burada bir anlam belirsizliği var. Bulabilenin alnından gerçekten öpmek lazım. Devam! Değil bir parça ekmek, ziyafet sofrası bile yoktu. Ya bırak bir parça ekmek, ziyafet bile yoktu diyor. Hayır. Burada tam tersi olacak. Bunlar yer değiştirecek. Sıralama hatası var. Cümle şöyle olacak. Değil, ziyafet sofrası. Ya bırak ziyafet sofrasını öyle, kuş sütü muş sütü. Bir parça ekmek bile yok. Ha işte tam oldu. Sıralama hatası. Sen ve arkadaşın buraya gel diyor. Şimdi sen ve arkadaşın. Şimdi sen varsın anladık hocam. Bir de arkadaşın var. Tamam. Yani artık iki kişisiniz, üç kişisiniz, beş kişisiniz neyse. Siz oldunuz artık siz. Doğal olarak sen ve arkadaşın yani siz buraya gel değil gelin olacak değil mi? Cümle böyle düzeltilmeli. Bir özne yüklem uyuşmazlığı. Devam. 2003'leri hatırlamak istedi diyor. 2003'leri mi? Ya 2003 bir tane 2003 var benim bildiğim değil. Burada mantıkken de bir hata var. 2000'leri dese anlarım. 1990'ları desen anlarım.
50'leri 60'ları desen anlarım. Mesela 1953'leri, bir tane 1953 var zaten. 2003'lerim, bir tane 2003 var zaten. 2000'leri demesi lazımdı. Aman dikkat, dedim ki mantıken burada sıkıntı var. Kimse ona bir şey demiyor. Seyrediyordu. Kimse ona bir şey demiyor. Herkes onu seyrediyordu ya da onu seyrediyordu diyebilirsin. Hepsi vesaire fark etmez. Kısacası herkes seyrediyordu dersem bir özne eksikliğinden bahsetmiş olurum. Şu ikinci cümlede kimse seyrediyordu olmaz. Hepsi seyrediyordu ya da herkes seyrediyordu olacak. Özne yüklemden ziyade özne eksikliği diyeceğiz buna. Devam 14. Öğretmen benim ve senin sınav sonuçlarını söylemedi diyor. Şimdi benim sınav sonuçlarını oluyor bak. Senin sınav sonuçlarını anlarım da benim sınav sonuçlarını ne? Benim sınav sonuçlarım ve senin sınav sonuçların olarak düzeltilmeli. Kısacası burada bir tamlama yanlışlığı var. Aman dikkat. Çiçeklerin hepsi açmışlar diyor. Bakın öznemiz insan dışı bir varlık. Çokluk var mı? Var. O zaman burada herhangi bir kişileştirme var mı? Yok. O zaman yüklem çokluk ifade edemez. Çiçeklerin hepsi açmış. O zaman burada da bir özne yüklem uyuşmazlığı söz konusu. Bence güzel bir uygulama oldu. Zor bir uygulama oldu açık söylemek gerekirse. Özellikle ikinci sayfa baya baya zordu. İlk sayfa biraz daha basitti. 10 üzeri yapmanızı istiyoruz. Aşağısını yapanlar yani 7, 8, 5, 3, 2, 1 falan orada bir rezillik yaşayanlar mutlaka konu altına dönsünler. Dediğim gibi arkadaşlar daha sınava aylar olduğu için, yani inanılmaz bir zaman olduğu için acele etmeyin, konuları atlamayın, hiç eksik konunuz kalmasın. Atıyorum anlatım bozukluğundan da gelebilecek bütün soruları çözebilin. Açın herhangi bir kitabı çatır çatır çözün. Yani sanki sınavda anlatım bozukluğu çıkacakmış gibi ona da hazır olun. Yani zamanımız çok çünkü. Ama ben bir Mart olsun, Nisan olsun orada bazı konuları gerçekten eleyin diyeceğim mesela. Bakmayın artık bunlara, çok rahat diyebiliriz o dönemde. Ama şu dönemde ciddi bir zaman varken eksiksiz gitmeniz çok daha doğru. Yani büyük bir boşluk oluşmasın. Her şeyi biliyorum ben kardeşim. Zaman var, çalıştım, olsun tamam. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.